Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hoşgörünün başkenti Konya'mızdan, Konya'mızın güzel ilçelerinden, Selçuklumuzdan, Kelebekler Vadisi'nden Kon TV ile Konya FM'in ortaklaşa yayını olan İftara Doğru programıyla her birinizi canla başla selamlıyoruz. Malumunuz bugün orucumuzun 14. iftarını, aynı zamanda programını yapıyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat. Şu işe bir bakın, yarısı neredeyse efendim Ramazanımızın bitiverdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, eğer siz Ramazan'ın neler kazandırdığını hakkıyla bilseydiniz, senenin tamamının Ramazan olmasını arzu ederdiniz. Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Rabbimiz tekrar bizleri bu seneki Ramazan-ı Şerif'te oruç tutmayı nasip eyledi. Bizleri Ramazan-ı Şerif'imize kavuşturdu. Rabbimiz cümlemizi bir hakkın hisseyab eylesin. Bugün okullar tatile girdi. Milyonlarca yavrumuz, 18 milyon yavrumuz bildiğimiz kadarıyla karnelerini aldılar. Tüm yavrularımıza başarılar diliyoruz. Zayıf olanlar var, efendim pekisi olanlar var. Bu konuda herkes müsterih olsun. Zayıf olanlar ne yapacak? İnşallah bundan sonra daha çok çalışacak. O zayıflarını bir dahaki dönemde telafi edecek. Peki alanlar da şımarmayacaklar. Allah'a hamd edecekler. Pekala, okullar tatile girdi güzel de Türkiye'de uzunca bir okul tatili var. Ne yapacağız? İşte bugün ne yapmamız gerektiğini inşallah eğitimci yazar Duran Çetin hocamla konuşacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Evet. Yine bir misafirim daha var. O da güzel bir kabiliyet, güzel de bir ses. Kıymetli Uğur Demirci Bey kardeşim. O da bize irfan türkülerimizden inşallah aralarında seslendirecek ve bizleri neşelendirecek. İnşallah hocam. Uğur Bey kardeşim sen de hoş geldin. Safalar getirdin. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Güneş gibi parlıyorsunuz. Bakamıyoruz hocam. Estağfurullah. Estağfurullah. Sizin güzelliğiniz. Eyvallah. Efendim sözü fazla uzatmayayım. Ramazan'dayız. İnsanlığın tek kurtuluş yolu olan Kur'an'ımızın indiği Ramazan ayında Kur'ansız olmaz. Bu sadece Ramazan'a münhasır da olmamalı. Ben tüm kanalların Ramazan'da coşmasına, Kur'anlar, hatimler yayınlamasına efendim seviniyorum. Ama Ramazan'ın bitmesiyle bunların da neredeyse topyekün hepsinin birden kesildiğine şahit oluyorum. Böyle olmamalı. Kur'an hayatımızın her safhasında, her gününde, her saatinde, her salisesinde olmalı. Neden? Çünkü dünya ve ahiret kurtuluşumuz Kur'an'ımıza bağlı. İşte Türkiye'mizin Abdussamed'i dediğim, benim tarifimdir bu. Malatya Musa Kazım Camii İmam ve Hatibi, kıymetli Hafız Ahmet Tayyar hocamız Kur'an'ımızı okuyacak. Kendisi 41 yaşında hafız oldu. Çok ilginçtir. Bu da efendim ben hafız olabilir miyim diyenlere gelsin diyorum. Ahmet Tayyar hocam bizlere Beled suresi 1 ila 20 numaralı ayetleri okuyacak. Şimdi her şey sussun. Sözlerin sultanı Kelamullah konuşsun. Ahmet Tayyar hocam buyursun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أفلا
Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadhal baladi wa anta hillum bihadhal baladi wa walidin wa ma walada laqad khalaqna أحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم. Evet kıymetli izleyenlerimiz, Kur'an'ımızı dinlemiş olduk. Cenab-ı Hak okunan Kur'an ile cümlemizin gönüllerini ihya eylesin. Rabbimiz tüm geçmişlerimize Kur'an'ımızla rahmet eylesin. Eğitim, 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 eğitim. Kur'an-ı Azimüşşan bir insan modeli eğitmiştir Peygamberimiz üzerinde ve onu insanlığa en güzel de model kılmıştır. Bugün inşallah
eğitim konusunu konuşacağız. Eğitimci yazar Duran Çetin hocam ve Türk halk müziği sanatçısı kıymetli Uğur Demirci Bey kardeşim. Eyvallah. Misafirlerim. Efendim Uğur kardeşimden başlayalım. Uğur Bey kardeşim, ne yaparsın? Oradan başlayalım. Mücadele, hayat mücadelesi. Ama yoksa hak batıl mücadelesi mi? Hepsi var efendim. Amin. Hayat mücadelesinin içinde o da var. Hayat hepsi. Mücadelesi olmazsa hayat olmuyor zaten. Diri kesinlikle. Kalma anlamı taşıyor ya. Kesinlikle. Ama asıl niyet, gönül elçiliğimiz devam ediyor. Yani gönül elçiliğimizde ortak dilimiz türküler, tasavvuf eserler. Dilimizin döndüğünce söylemeye çalışıyoruz. Besteler yapıyoruz. Kahramanlık türküleri zaten benim ana branşım. Sarıkamış, Çanakkale. Şimdi son destanımız... Sen de Sarıkamışlısın zaten değil mi? Sarıkamışlıyım ben de. İşte hem doğduğumuz topraklara ahde vefamızı yerine getiriyoruz. Şimdi vatanımıza ahde vefamızı yerine getiriyoruz. Az önce bahsettiğiniz okullar bitti, gençler tatile geçtiler. Okul dönemlerinde o gençlere bir Sarıkamış'ı anlatıyoruz. Çanakkale'yi anlatıyoruz. 15 Temmuz'u anlatmaya çalışıyoruz. Hepsini birçoğu yaşadı ama biliyorsunuz çabuk unutan bir toplumuz. Şimdi 15 Temmuz Destanı isimli de bir eser yaptım. Kısmet olursa seneyi devriyesine inşallah hazırlıyoruz. Böyle ortak dilimiz türküler. Cenab-ı Hak gücüne güç katsın. Eyvallah. Değerlerimizi sizde sanat üzerinden insanımıza ve insanlığa sunuyorsunuz. Çünkü müzik ruhun gıdası. Onu güzel ifade edebilmek de çok önemli. Amen. Bizim anlatmak istediğimiz zaten bu. Eskilerde yaptığım iş, konservatuvar mezunuyum, halk müziği, ses eğitimi bölümü, ana branş dalı benim branşım. Ayşe ablamızın Mehmet amcamıza olan sevdasını diyememiş, ayıp saymış. O söylemiş, anonim olmuş, ben onu anlatmaya çalışıyorum. Elçilik yapıyoruz bir nevi. Ne kadar güzel. Bir tane amcamız oğlunu gurbete göndermiş. Demiş ki ben şimdi oğlumun arkasından ağlarsam beni ayıp sayarlar. Sözlerini dile getirmiş. Biz onları okumaya çalışıyoruz. O yüzden milletimizin ortak dili türküleri anlatmaya çalışıyoruz. Anne sütü gibi tertemiz türkülerimizi. Sürçü lisan ediyorsak da affola. Bağışlasınlar bizleri. Eksik olmayasın. İnşallah. Eyvallah. Program içerisinde o güzel eserlerini bugün dinleyeceğiz. Özel, bugün olursa. Özel, size özel. Oo. Bir Erzurum türküsü olacak. Bir de hiç çıkmamış daha yeni inşallah. Aşk Yanmaktır isimli çok güzel bir eserim var. Yeni besteledim. Onu sunacağım inşallah. Eksik olmayasın. Eyvallah. İnşallah. Biz de keyifle dinleyeceğiz. Şeref duyarım. Sağ olun. Kıymetli Duran Hocam, çocuk ve eğitim. Evet. Tüm anne babaların en büyük handikapı veya bizim de en çok muhatap olduğumuz sorulardan bir tanesi. Hocam şu kadar yaşta bir yavrum var, kızım var, oğlum var. Ve istiyorum ki yavrum dinini, imanını bilsin. Kur'an'ını öğrensin. Hafız olsun. Vatanına, milletine, insanlığa güzel, faydalı bir insan olsun. Hocam ne yapayım diyorlar ya. Bu alanda onlarca eser vermiş bir hocam olarak, sevgili hocam, çocuk eğitimiyle alakalı ne dersiniz? İnsan yetiştirmek çok zor. Yani, en zor meslek. Tabii. Çok zor. Mesele insansa, bunu 3-5 böyle kalıplaşmış cümleyle, spot cümleyle ifade etme ihtimali de yok. Her insan ayrı bir alem ya, ayrı bir dünya ya. İşte mesele biraz geniş açıdan bakarsak, o sıkıntıları aşmada kendimizi motive de etmiş oluruz. Motive edemezsek zaten bittik. Yani günümüze baktığımız zaman çocuklar en büyük sıkıntı. Anne baba için böyle. Yaşı ne olursa olsun. Küçükken tamam sevimli falan ama okul çağına başladığı anda sıkıntılar da başlıyor. Sıkıntının zirve yaptığı dönemler baba annenin en çok belki de yara aldığı dönemler. Hatta hayatta niye var olduğunu sorguladığı dönemler. Halbuki biraz daha sabırlı olsa, biraz daha cesaretli olsa, biraz daha kendi gençliğinde ve çocukluğunda neler yaptığının farkına varabilse meseleyi belki daha kolay çözebileceğiz. Tabii, anne babalar için bunu söylüyorum. Anne babalar için evet. Söylüyorum. Bir anne baba olarak yaşayarak bu zamana geldim ben. Ben meseleye şuradan girelim isterseniz. Okullar bugün tatil oldu. Biraz önce siz ifade ettiniz. Çocuklarımız karnelerini aldı. Hepsini tebrik ediyoruz. Hepsinin başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Onların vatana, millete ve en önemlisi ümmete faydalı olabilecek bir hayatı yaşamalarını Allah-u Teala'dan nasip etmesini diliyoruz. Amin. Tabii bunun için de anne, babanın, eğitimcilerin, etrafın yani
çevrenin ne yapması gerektiği meselesinde konuşulacak meseleler, konular çok daha önemlidir diye düşünüyorum. Bu güzel günde, tatile girdiğimiz şu günde eğitimin ne demek olduğuyla başlayalım isterseniz. Hocam oraya girerken şunu söyleyeyim izniniz olursa, unutmuş olmayalım önemine binaen, devam edin ondan sonra. Okullar bugün tatil olması hasebiyle pazartesi günden itibaren yavrularımız o arada dini eğitimlerini de ihmal etmesinler diye tüm camilerimizde kayıtlar başladı. Efendim eğitimler olacak. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmedir, işte zaruri İslami bilgilerdir. Bir de Selçuklu Belediyesi'nin çok dikkatimi çeken bir afişi gözüme çarptı gelirken. 40 gün camiye gel, bisikletini al. Evet. Geçen caminin bir tanesinde belediye başkanımız da oradaymış. Tabii ben kendisini bilemediğim için orada da ilan ettiler. Yani 40 gün sabah namazına gelen bir çocuğa belediyemiz bisiklet hediye edecek. Bu da muhteşem bir teşvik edici unsur. Hocam buyurun. Bu çok güzel. Yani bunu ben de belki dile getirecektim. Güzel bir şey bu. Ödüllendirme yöntemi. Evet. Ödüllendirerek çocuklarımızı geleceğe nasıl hazır edebiliriz? Yani dinini yaşayan, inanmış insanlarla ancak ülke yükselecek, ileriye gidecek. Belki de dünyada söz sahibi olacak. Onlarla biz söz sahibi olacağız. Kesinlikle hocam. Onları biz bugün iyi eğitirsek, temellendirmeyi iyi yaparsak, inançlarını sağlam ikame edersek, hayata bakış açılarını eğer biz yönlendirebilirsek meselenin çoğunu çözmüş oluruz diye düşünüyorum. Pekala, eğitime nereden başlamak lazım? Bu çok ne zaman zor, başlamak çok lazım? Zor bir soru. Her zaman başlamak lazım. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuklarınıza ilk kelime olarak La İlahe İllallah öğretin diyor. Yani daha böyle dili çözülmeye başlar başlamaz. Evet. Anne karnını geçtikten sonra zaten günümüzde biz eğitime nerede başlıyoruz? Kucağımızı alıyoruz. Kıbleye karşı dönüyoruz. Çocuğa Allahu Ekber diyoruz. Allah en büyüktür. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun elçisidir. Yani biz ilk bilgileri zaten veriyoruz. Evet hocam. Eğitime böyle başlıyoruz. Anne karnını geçtikten sonra. Oranın da ayrı bir anlatılması gereken tarafı var mutlaka. Amin. Ama günümüzde her yerde eğitim diyoruz. Yani büyüklerde de küçüklerde de aslında eğitenler biz miyiz? Bizi mi eğitiyor çocuklar? Bu da ayrı bir soru. Hakikaten öyle. Kıyamet alametlerinden bir tanesi büyüklerin çocuk olması, çocukların yerine geçmesi, çocukların da büyük yerine kabul edilmesi. Eğitilenler biz miyiz? Tekrar ediyorum. İlginç hocam. Biz mi eğitiyoruz? Evet. Bir öğretmenim, bir babayım. Yaşadıklarımı burada açık ve net bir şekilde ifade edecek olsam %80 aynı şeyleri yaşıyor. Bu millet, herkes aynı duyguları yaşıyor. Çocuklarıyla ilgili sıkıntısı olmayan anne baba sayısı çok azdır. Aslında görmezden geliyoruz. Üzerine gitmiyoruz filan. Yoksa gerçek anlamda çocukların yaptıklarını değerlendirirsek strese girmeme ihtimalimiz yok. Kesinlikle böyle. Siz de bunu yaşıyorsunuzdur. Biz de yaşıyoruz. Okullarda ayrı bir durum var. Onları da yaşıyoruz. Ama bunların hepsinden vaz mı geçeceğiz? Hayır, bir yerden başlamak zorundayız. Bir yerden başlamak zorundayız. O yer aile, anne baba. Her şeyden önce çocuğu eğitirken anne babanın ne yapması gerektiğini bilen bir tavrının olması lazım. Rastgele. Peki, ne yapması lazım işte, hocam? Somut ifadelerle bakalım. Net olarak ortaya koyalım diyorsunuz. Aynen. Net olarak ortaya koyacağımız husus şu. Çocuk, daha doğrusu insan aslında Kur'an ikra diye başlıyor biliyorsunuz. Amin. Oku. Seni yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku ile başlayan bir dinin mensupları olan bizler. Okuyor muyuz? Bu ayrı bir sorgulanması lazım ama net olarak dediğin için diyorum ki hocam günlük okumak 13 saniye okuyormuş Türk milleti. Yani adam başı düşen okuma oranı 13 saniyeymiş günlük. Saniye evet. Saniye hocam, dakika değil. Biraz şey değil mi sanki? Yani ben okuyorum ya dünyada, kendime göre düşünüyorum böyle. Hocam dünyada 40. sıradaymışız okuma konusunda. Maalesef. Yani şimdi oku diye başlayan bir dinin mensupları olarak biz aslında okumanın öğrenmedeki en temel unsur olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hocam, hocamızın bir tanesi ilk emir oku değil dedi. Şok oldum tabii. Hı hı. Hocam dedi, okumak değil ilk emir. Ya Allah'ın emriyle okumak, Allah'ın adıyla. Evet. Yani Allah olmadan bir okumanın
faydası yok. Seni yaratan Rabbinin kesinlikle adıyla oku. Allah'a bilerek okumak sevgili hocam. Evet. Yani okuma noktasında söyleyeceğim en önemli şey bu. Okumak öğrenmedeki en temel unsurdur. Öğrenecek kişi mi okuyacak? Yoksa anne baba mı önce kim okuyacak hocam? Kim okursa okusun. Öğrenmedeki... Çocuk, evet. Hocam çocuğa ben nasıl diyebilirim okumuyorsam yavrum i̇şte oku diye. O mevzuya geliyoruz zaten. Evet hocam. En temel unsur okumaktır. Eğer öğrenmek istiyorsak, başarılı olmak istiyorsak ya da çocuklarımızı başarılı bir şekilde geleceğe taşımak istiyorsak okumamız gerekiyor. Genel bir ifade. Anne baba da okuyacak, çocuklar da okuyacak, öğretmen de okuyacak, toplumun okuması lazım. Ya bu peki dünyada niye var? Hocam? Ama hocam niye okumuyoruz? Yani o herkes biliyor okumak gerektiğini. Niye okumuyoruz acaba? Bu dünyada niye var? Sorgusunun cevabını okumakla ancak bulabilir. Niye varsa hakikaten ya? Daha dün işte çocuktuk, bugün geldik 40-50-60 yaşlarına geldik. Evet. Ne oldu? Eğer okuyarak kendimizi bilgi düzeyini yükselterek bezenmiş bir halde biz şu yaşımızda olmuş olsaydık, yaşadığımız sıkıntıların birçoğunu belki de yaşamamış olacaktık. Görmemiş olacaktık. Yani şu gördüğümüz, benimsemediğimiz, kızdığımız davranışlar belki de yok olacaktı. Öğrenmek sadece okumakla olmuyor. Güzel. Sadece okumakla olmuyor. Bu öğrenmenin en temel esaslarından bir tanesi. Bir diğeri... Hocam, oraya geçmeden affınıza sığınarak. Estağfurullah. Uğur Bey kardeşim, sence Türkiye'de okumanın Müslüman kesimi kasten söyleyeyim, farz olduğunu, birinci emir olduğunu bilmeyen yok. Yok. Pekala, Türkiye'mizde yaşayan insanların tamamı da bunu biliyor. Niye 40. sıradayız? Niye acaba okumayız? Sebep ne olabilir? Ne dersiniz? Biz kolaya kaçıyoruz birazcık. Yani az önce söylediniz ya 13 saniyede okuma süremiz diye. Biz bakmakla görmek arasında gitgeller yaşıyoruz. Resimli olan ya da daha doğrusu renkli olan her şey dikkatimizi çekiyor ama bilgi dikkatimizi çekmiyor. Zaman kaybı. Kısaca. Bir noktadan sonra bakıyorsunuz ki ne öğrendim? Ya o resim miydi? Bu resim, o video muydu? Bitti. Hız ve haz zamanı yaşıyoruz. Kesinlikle. Çağ çünkü olarak teknolojiyle başa baş gitmenin mücadelesini veriyoruz. Biz yetişemeyiz ona. Ama biz mücadele ediyoruz. Oysa bu taraftaki bakılması gereken en önemli konu dediğimiz gibi okumak ama maalesef. Evet. Sevgili hocam, okumak öğrenmenin birinci yolu demiştiniz. İkincisi? Başarılı olmak için bunlar. Özellikle velilere söylüyorum. Özellikle anne babalara, ebeveynlere söylüyorum. İkincisi çok iyi dinlemektir. Oo. Çok iyi dinlemektir. İyi dinleyen insan iyi öğrenir. Okullardaki başarı da buna bağlıdır. Dikkat. Tabii. Öğretmen de bunu bilmeli. Kendisini iyi dinletirmeli. İyi dinlettirecek yolları keşfetmeli. Oturduğu yerde oturmamalı. Kendisini geliştirmeli. Hocam ne kadar çünkü, güzel dediniz ya. Çünkü, okumalı, dinlemeli. Evet. Dinlemek de dediğim gibi en önemli. İkinci, daha çoğaltılabilir. Ama bunların yanında hani niye okumuyoruz sorusunun cevabına geleceğiz. Mutlaka geleceğiz. Bunların yanında şunu da ifade etmek lazım. Aslında öğrenci bazında konuşuyorum şu anda. Oku, dinle, öğren. Ama bunlar yeterli mi? Hayır. Biraz önce Uğur Bey'in dediği gibi teknolojinin peşinde koşan insanlar, resimlerin peşinde koşan insanlar okumak onlar için çok zordur. Çok zor bir eylemdir. Aslında erdemli bir eylemdir okumak. Okumak zaten öğrenmenin yoludur ya. Çok erdemlidir. Kişi kendisini öğrenir okuyarak. Niye burada? Yaratıcı kim? Niye yarattı? Sonuç itibariyle sorgulama safhasına giden yol okumakla mümkündür. Senurihim ayatine fil afaki ve fi enfusihim. Evet. Ufuklarda ve nefislerinizde biz ayetlerimizi size göstereceğiz. Evet. Bunun için oku. İlk emir. Modelleme. Bir başka husus. Yani hani anne baba okumuyor çocuğunu oku diyor ya. Televizyon seyrediyor, kendisi seyretme, sürekli televizyondan bahsediyorum. Tabii bilgi edinme adına teknolojiyi kullanmaya da karşı değiliz sonuç itibariyle. Kesinlikle teknolojiyi kullanmamız gerekiyor. Ama yerli, yerince ve yeterince. Çok fazla insanın zamanını almayacak şekilde, öğrenmeye engel olmayacak şekilde bunu kullanmamız gerekiyor. Anne babanın modellenmesi çok önemlidir eğitimde. Anne baba küçük yaştan itibaren eğer namaz kılıyorsa, eğer Kur'an okuyorsa, eğer gerçekten ahlaki tavırların sergilenmesi noktasında üzerine düşen çabayı gösterebiliyorsa anne baba, çocuk onu modelleyecektir. Sadece çocuğa emir vermekle bir yere varamayız. En çok yaptığımız hatalardan birisi bu. Kendimiz yapmıyoruz, onu yap, bunu yap, şunu yap. Çocuk bir noktaya kadar geliyor diyor ki,
hani bazen babasına diyemiyor biliyor yüzüne, bazıları söyleyebiliyor rahat bazıları. Sen yapmıyorsun, bana yap diyorsun. E o zaman babanın vereceği bir cevap yok, annenin vereceği bir cevap yok. Eğer çocuğumuzun iyi bir insan olmasını istiyorsak, ki her insanın hedefi bu olmalıdır bu dünyada, iyi bir insan olabilmek. İyi bir insan olabilmenin yolu da iyi bir insan olarak anne babalık görevimizi çocuğumuzun gözünün önünde yerine getirmektir. Ya eyyühellezine amenu lime تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Ey iman edenler, yapmadığınız şeyleri niye söylüyorsunuz? Öyleyse önce kendini yapacaksın, sonra çocuğuna da yavrum yap diyeceksin. Hocam, Ramazan bağlamında biz genel olarak okumadan bahsediyoruz da, mesela çocuklarımıza nasıl oruç tutturabiliriz de cevaplayalım. Hocam, ona geçmeden Uğur Bey kardeşimizin şöyle datlısından bir eser dinlesek olur değil mi hocam? Eyvallah hocam, tabii ki. Haydi kardeşim. Hangi eseri dinliyoruz abi? Erzurum kilidi mülk İslam'ın. Mevla'ya emanet olsun hem Erzurum hem vatanım. Oo, kilidi mülk İslam'ın. Eyvallah. Oo, haydi bakalım. Ramazan'da alişan
rahmet olsun her zulüm. Allah'a emanet olsun her zulüm. Eyvallah, yüreğine sağlık güzel kardeşim. Teşekkür ederim, sağ ol. Buram buram iman kokan bir eser. Eyvallah. Alvarlı efelerin, Nine Hatunların, Fatih Çollakların, hafızların efendim diyarı Erzurum. Selam olsun. Erzurum'a da böyle bir eser yakışırdı. Eyvallah. Eyvallah. Yüreğine sağlık kardeşim. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Sevgili hocam. Erzurum'a bir selam da ben göndereyim. Üniversiteye orada başladım. Öyle mi? Yıl 1981. Ben de Mustafa Ağırman hocama göndereyim. Çok kıymetli bir hocamdır. Evet efendim. 1981'de Erzurum'da başladım üniversiteye. Kaldığım üzerinden devam edebiliriz. Erzurum'a selamı gönderdik. Havası soğuk ama insanların İnsanı yüreği sıcak. Bir o kadar da sıcak. Sıcak memleket. İmanla ısınmış yürekler elhamdülillah. Sevgili hocam, eğitim derken Ramazan'da da olmamız sebebiyle. Oruçla ilgili. Tabii yani çocuklarımıza ne yaparız da orucu sevdiririz. Ben 9 yaşımdan beri oruç tutarım elhamdülillah. Hı-hı. Sizler de mutlaka öylesiniz. Tabii ki. Ben yaşımı hatırlamıyorum. O zamandan beri tutuyorum. Köy yerinde 9 yaşında Almanya'ya gittim çünkü oradan iyi biliyorum. Onun öncesinden de biz öğleye kadar aç kalırdık. Acıkırdık çocuğuz ya, 7-8 yaşındasınız. Buna tekne orucu derlerdi büyüklerimiz. Yavrum sen tekne orucu tut. Anne neyin nesi o? Oğlum sen öğleye kadar tut, orucunu bana sat. Allah Allah. İşte acıktık, yiyeceğiz ya artık. Dedemiz çıkarırdı cebinden, nur içinde yatsın. Evladım. Allah rahmet eylesin. Orucunu bana sat, satıyor mu baba? Oğlum şu parayı al, teşekkür ediyorum sana yavrum. Fesubhanallah. İkinci gün de öğleden sonra akşama kadar yemezdik. Yani tamamlardık bir. Oruçlardı. Ama bu hep yaşana gelen bir şey yani. Şu anda aynı, bu şey var mı mesela? Şu anda ben bilmiyorum. Bizim çocuklar büyüdü. Küçük çocukları olanlar devam ediyor mu? Ama edilebilir. Bir de şu var. Edilmesi lazım. Tabii. Şimdi az önce söylüyorsunuz. Büyük yapacak ki çocuk da yapsın. Tabii. Ya teşvik şimdi, etmesi lazım. Ama şimdi birçok büyüğümüze bakıyorum. Tutmuyorlar. Ya tutuyorlar. Yani ben öyle... Evet. Konya yine iyi. Evet. İyi bak. Konya dışı biraz farklı yani. Çok gezdiğimiz için hocam anladım. Öyle söyleyelim. Ben yani onun... mazeret üstüne hani az önce dedik ya okumanın mazereti var diye. Oruç tutmanın da mazereti var. Yani tutmamanın. Tutmamanın. Yani kesinlikle. Şimdi büyük tutmadığı zaman küçük de ister istemez. Tabii mideler ağrıyor hocam. Efendim böbrekte ağrılar sonradan başlıyor. Sonradan şeker hastaları çıkıyor. Sonradan kalp hastaları çıkıyor. Ama bir aylık bunlar hocam. Ondan sonra stabil şey devam. Düz liman oluyor değil her mi? Her şey devam tekrar. Herkes kendini kandırır. Evet. Amin. Yani işte imanla dışında, alakalı. Evet, imanımız zayıf. İnançla, imanla ilgili bu bir şey. Bu ayın güzelliğini... Biz tutalım ki çocuklar da desinler ki ya büyüklerimiz tutuyorsa vardır bir bildikleri. Biz onlara güzel anlatalım. O iftar saatinin, o sofranın başındaki beklenen anın tadı hiçbir şeyde yok. Kesinlikle. Şimdi borcumuz var mı? Var. Allah kabul etsin. İnşallah o zaman da günahlarımızı da affetsin. Ramazan'da Amin. Tutulan orucun haricinde tutulan oruçta Ramazan'daki haz alınmıyor. Kesinlikle doğru. Bu evet. Çocuk eğitimiyle ilgili Ramazan'da özellikle ailelerin dikkat etmesi gereken birkaç hususu dile getirelim. Onlarca sayılabilir. Belki saatlerce konuşabiliriz. Mesele çocuksa, mesele insansa söylenecek çok söz var. Zaten her şey insana matuf. Kesinlikle. Her şey öyle. Yani insan için var her şey. Tabii. Bu açıdan baktığımızda saatlerce konuşulabilir ama özellikle şunları belki dile getirmede faydalar var. Mesela Ramazan ayında aileler, küçük çocuklar, yaşı kaç olursa olsun hiç önemli değil. Eğer sahura kalkmak istiyorsa kesinlikle kaldırmalılar. Çocuklarımızı değil mi? Tabii tabii küçük küçük çocuklar önemli değil. Oraya otursunlar. İftarda mutlaka kendileriyle birlikte ona bir değer atfetsinler ve onu yanlarına bir alsınlar. Yani çocuk şunu anlasın. Bir aidiyet kesbetsin çocuk. Yani ben imanlı bir toplumun bir ferdiyim. Çok benim önemli. İmanım bunu yapmayı gerektiriyor. İnançlı insanlar, imanlı insanlar oruç tutuyor. Ben de tutmalıyım. Bu ancak bu temelle yükselebilir, gelebilir. Yani çocuk biraz önce Uğur Bey'in ifade ettiği o bahanelerin ardına sığınmayacaksa küçük yaşından itibaren anne babasıyla birlikte o sahur sofrasında, o iftar sofrasında olması gerekiyor. Anne babasıyla birlikte teravih için
ya da diğer vakit namazlar için, teravihini önemli hocam, cuma yani için kesinlikle gitmesi gerekiyor, götürülmesi gerekiyor. Eğer biz bunu yaparsak işte gelecekte daha emin evet olabiliriz. Çocuğumuz niye oruç tutmuyor diye kendi kendimize buğz etmeyiz o zaman. Kendi kendimize kızmayız. Elimizle yetiştirmiş oluruz. Anne babalar bu konuda çok hassas olmalı. Bunun güzelliğini, bunun bize sağlayacağı faydaları, Müslüman toplumun hassasiyetlerin neler olduğunu yaşayarak göstermesi gerekiyor. Uğur kardeşim bir şey diyecektim. Buyur. Eskiden Ramazanlar şöyleydi. Eskiden Ramazanlar, eskiden hocamın dediği gibiydi aslında. Büyükler küçüklere ön ayak oluyordu. Şimdi onu yapmıyorlar. Şimdi onu yapmıyorlar. Çünkü o zamanki küçükler şimdi büyüdü. Neyi bekliyorlar? Ya eskiden Ramazanlar, senin baban annen sana yapıyordu. Sen niye yapmıyorsun çoluğuna çocuğuna? Değil mi? Kendine yapılanı şimdi yapmadığı için sürekli bir Ramazan özlemi sürekli. Oysa zaman aynı zaman insan değişiyor. Evet. Sadece bu. Aslında insan da aynı insan. Sadece yönlendirmeyi bekliyor. İşte. Biraz önce dediğiniz gibi. İnsan da aynı insan. Evet, yani bugün cuma namazını Selçuklu Belediye'mizin bu Ramazan'ın karşısında bir Eyüp Sultan Camii var. Orada kıldım. Orada da konuştuk cuma öncesi. Allah kabul etsin. Kürsünün karşısında inanın neredeyse 45 dakika önce iki tane çocuk geldi. Çocukların yaşları ya 6 ya 7. Hani bakıyorum kalkacak gidecekler mi veya bir yaramazlık yapacaklar mı diye. Abi o çocuklar nasıl bir çocuk bilemiyorum. Allah efendim anne babalarına bağışlasın yavrularımızı. İnanın pür dikkat. Anlattığım konu da ağır bir konu. Çocuklar pür dikkat, gözleri bende vaaz dinliyorlar. İmamın arkasına geçtim namaz kılmaya. Onlar da benim arkamdalar. Kürsüden iner inmez ilk işim o yavrularımı sevdim. Dedim helal olsun size ya. Koca camiydi. İki tane dev adam. Evet. Boyları küçük ama yani nereden gelmişler, nasıl gelmişler, kim getirmiş? Hem de imamın arkasına durdular. Demek istediğim bu tablolar çoğalması lazım. Kesinlikle. Bu da anne babanın görevi. Kesinlikle anne evet babanın görevi. Her şeyi okula havale etmekle bu işler yürümüyor. Kesinlikle. Hocam insanı eğiten 4 mü 5 tane madde var. Onlara gireceğiz birazdan. Yani okula çocuğu gönderdim. Her şeyi orada öğrenci yok böyle bir şey. Anne baba eğer özel çocuğu takip etmez, özel ilgilenmez, özel eğitmezse okul anne babanın beklediği katkıyı sağlayamaz çocuğa. Kesinlikle okul sadece kapı aralar, yol gösterir. Çocuk anne baba desteğinde bulursa terbiye noktasında ahlak, edep, hani bizim vazgeçilmezlerimiz var. Ahlak, edep, haysiyet, şeref, şahsiyet, namus. Bunlar bizim vazgeçilmezlerimiz. Bunları nerede anlayacak çocuğumuz? Nerede kavrayacak? Nasıl hayatta vazgeçilmez olduğunu bilecek? Anne babanın tavırlarına göre bu işi öğrenmiş olacak. Anne baba çok önemli. Eğitimdeki en büyük rol anne babaya merkez düşer. Orası. Hocam insanı eğiten 4 mü 5 unsur hatırlıyorum ben. Birinci merkez aile. Evet. Aile düzgün olacak ki çocuğunuz da düzgün olsun. Yalnız başına aile yeterli mi? Hayır. Hayır. Belki o %25'ini 30'unu oluşturuyor. Bilemiyorum oranını da. İkinci bir unsur kitap. Yani biz kitaplardan çok şey alıyoruz. Dolayısıyla her önümüze geçen kitabı kitapmış diye okuyamayız. Bakın kitap okumada usul. Benim hocam bir 6 ay önce vefat etti. Nur içinde yatsın. Evet. Bir kitap alırdık hocam. Duran Çetin. Kitap okuyacağım da hocalarımız çevreyi çok iyi biliyorlardı. Evladım Duran Çetin edebi, ahlakı, istikameti, İslam anlayışı düzgündür yavrum onu oku. Falanca adama dikkat et, şöyle bir yanlış bakış açısı vardır, aman oku da dikkatli ol derlerdi. Dolayısıyla bugün kitap okurken yani bizi eğitecek çünkü o ne yapılmalı? Güvendiğimiz imanına, itikadına, ahlakına, edebine güvendiğimiz bir büyüğümüze hocam geçenlerde bahsettim. Bir ara camilerin önünde bir Kur'an meali dağıttılar. Amerika'da yaşayan kafası bozuk. Kitapları genelde siyahtır o adamın. Kara kafalı bir adam. Benim amcam birkaç tane kapmış gelmiş. Bak yeğenim camide Kur'an dağıttılar. Baktım ki ooo amca bu adamın kafa bozuk bir kere. Yani bunun evet meali de okunmaz. Adam bozuk bozuk. Sen de bozulursun. İkinci unsur kitap. Üçüncü unsur da hocam işte okul.
Oku. Kitapla hangi ilgili, okula gönder? Evet hocam, buyurun. Kitapla ilgili bir cümle söylemek lazım. Tabii hocam. Anne babaya eğitim noktasında en büyük katkıyı o bahsettiğiniz özelliklere sahip yazarların kaleminden çıkmış olan kitaplar sağlar. Bunu kesinlikle, çok net söylüyorum. Kesinlikle. Yani anne baba olarak bazen yetersiz kalabiliyoruz. Çocuğumuz bizi dinlemiyor. Evet. Her zaman yanında gördüğü için işte babam, annem diyebiliyor ama bir romandan ya da bir makaleden ya da herhangi bir edebi türün birisinden anne babasının veremediğini de alabilir. Ama yine anne babasına eğitim noktasında destek sağlayıcı olarak bunu düşünmek lazım. Tamamen kitaplarla eğitim de olmaz. Böyle bir şey de yok ya. Onu da kesinlikle söylemek lazım. Kitaplarla hocam, ilgili bunu söylemezsem eksik kalacağını hissettim ondan dedim. Şimdi mevlide falan çağırırlardı biz. O zaman da 15-16 yaşlarındayız. İşte ilahi okuyoruz, Kur'an okuyoruz. Millet taltif ediyor, takdir ediyor. Hocamızla beraber giderdik, para verirlerdi. Hocamıza, hocam talebelerinize bu diye. Hocam birkaç defa paraları bize dağıttı. Şimdi yavrularım gelin bakayım dedi. Camimizde kütüphanemiz var. Oğlum bu 5 liradır, 10 liradır. Şimdi bir çay içersiniz, yemek yersiniz. Bu biter geçer. Yavrum dedi bak kitap kalıcıdır. Siz okumasanız bile çocuklarınız okur. Onlar okumasa bile torunlarınız okur yavrum. Dedi gelin kitap alın. Şimdi hocam hangi kitap alalım? Bak oğlum şu romanı okumanız lazım. Hiç unutmuyorum. Benim şu anda büyük bir kütüphanem vardır evde. Yani gittiğim her yerde ilk baktığım şey kitaptır. Yani hocanın yönlendirmesi. Evet. Sadece kitap deyip çocuğa al deyip oku demek de olmuyor. Bunun bir yolunu göstermek lazım ve hocam dediğim gibi düzgün efendim yazarlarımızın kitapları okunması lazım. Okullarda öğretmenlere düşen işte çağın gereksinimine uygun bir şekilde yeni yapılanmalar da şart. Bunlardan bir tanesi mesela yapılıyor okullarda. Öğretmenlerin okuma halkaları oluşturması. Yani okullarda 15 var mı şu anda bu? Yapılıyor evet. Birçok okul bunu yapıyor. Öğretmen etrafına aldığı 15-20 öğrenciyle birlikte okumalar yapıyor. Öğretmenin seçtiği kitaplardan okumalar çok yapılıyor. Güzel. Bunlar da güzel. Hem okuma oranını yükseltme, hem kaliteli okumayı yapma, hem de o insanı gelecekte bu ülkeye, bu ümmete hizmet edebilecek kıvama getirme noktasında yapılabilecek en güzel davranışlardan birisi bu. Ama sadece o da yeterli değil. Evlerde de okumaları mutlaka kesinlikle yapılması lazım. Hani Türkiye okumuyor falan diyoruz ya, ben başka boyuttan meseleye bakayım isterseniz. Tabii aslında hocam. Türkiye okuyor. Yani biz geçmişten beri perşembe akşamları işte Yasinler okuruz, Mülk surelerini okuruz, Kur'an okuruz değil mi? Bu da bir okumadır. Esas okuma da budur aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Budur. Bir de onu anlamaya yönelik çalışmaları biz gündeme alabilirsek, yani Kur'an'ı anlamaya yönelik çalışmaları gündeme alabilirsek en güzel okumayı da yapmış olacağız zaten. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, onun hadislerini, günümüze çok yansımalarını eğer biz konuşabilirsek evde, ailede çok güzel bir okuma grubu oluşturmuş oluruz. Ki ailelerin en büyük sıkıntılarından birisi de bu. Eğer bunu becerebilirsek, başarabilirsek, bu konuda istekli, hevesli olur ve uygulamaya da koyabilirsek herhalde yarınlar daha güzel olur diye düşünüyorum. Hocam Ankara'da beni dinliyorlarsa buradan da selam ediyorum. Bizim bir sohbet ekibimiz var. 18-19 kişi bunlar. Ben 3 sene devam ettim orada. Haftada bir mutlaka bir araya geliyorlar. Ama mutlaka. 3 yıllarına ben katıldım. Onlar uzun süredir bunu yapıyorlarmış. Bunlar hepsi meslek lisesi, okulu, arkadaşları. Ya. Bakın. Yıllardır ama bir araya, ısrarla bir araya geliyorlar bunlar. Her hafta birisinin evinde toplanıyorlar. Kur'an-ı Kerim okunuyor meali. Tabii bilen bir insan üzerinde izahatlar yapıyor ki 3 sene bu görevi biz üstlenmiş olduk. Hadis, yani okunacak meal seçilmiş, Kur'an-ı Kerim efendim hadis külliyatından hangisi seçilmiş, yani sağlam kaynaklar okutulacak, öyle önümüze gelen değil. İlmihal efendim, bir de peygamberimizin hayatı. Hayat. Hani bunu şu anlamda söylüyorum. Belki yalnız oturduğumuzda canımız sıkılabilir, uykumuz gelebilir ama bu ev sohbetleri bu anlamda çocuklarımızı, kendilerimizi eğitme noktasında çok önemli bir vasıta. Hele bu sohbetler içerisinde çocuklarımızı katabilsek. Evet. Yani yavrularımız arasında böyle bir sohbet halkası oluşturabilsek ki Almanya'da biz bunu yapıyorduk. Burada bunun eksikliğini görüyorum ben. Yani
büyüklerin sohbet halkası, kadınların sohbet halkası, kızların sohbet halkası, bir de genç yavrularımızın sohbet halkası. 19 yaşında benim en ufak oğlan. Çocuğumun en çok hasretini çektiği şey, baba diyor oradaki gençlik ortamını bulamıyorum burada. Orada çocuk günlük gidebileceği bir gençliğimiz vardı camimiz bünyesinde. Evet. Çay içiyorlardı, kahve içiyorlardı, konuşuyorlardı, top oynuyorlardı. Kendilerine göre bir şeyleri vardı. Yani çocuk eğitimi derken sadece eğitim kitaptan, okuldan, evden ibaret değil. Asıl eğiten nokta dışarısı çocuğu. Yani toplum. Sevgili hocam biraz fazla ben kaçırdım bugün. Estağfurullah İlk defa hocam. Bu kadar uzun konuşuyorum. Misafirlerim ama iyi oldu yani böyle farklı bir ortam oluştu. Hocam bir ara vereceğiz şimdi nasip olursa. Ondan sonra ben konuşacağım değil mi? Hocam onunla sizin inşallah tekrar söz. Eyvallah. Hatta toplumu, çevreyi konuşalım hocam. Çevrenin i̇nşallah. Eğitimdeki etkilerine duralım. İnşallah inşallah. Efendim eğitimci yazar Duran Çetin hocam ve Türk halk müziği sanatçısı kıymetli Uğur Demirci Bey kardeşimle hem muhabbet ediyoruz. Eyvallah. Hem de Uğur Bey kardeşimizin tatlı yönünden bir eser dinledik. İkinciyi de inşallah ikinci bölümde dinleyeceğiz diye düşünüyorum. Küçük bir aradan sonra. Damlası dünya kadar bitmez.
yar başkadır şu gönlümde dert bülbülde bülbül gülde feryat figan seherlerde Maşallah. Çıkmadı henüz albümümüz. Bu programa özel olsun demiştim. Aşk yanmaktır, yanmak yardır, yer başkadır bu gönlümde. Sözde sana mı ait? Eyvallah. Ay maşallah. Yüreğine sağlık. Eyvallah hocam. Kaç albümümüz var şu ana kadar? 6 oldu inşallah. İlk defa ne zaman başlamıştık? 16-17 senedir devam ediyoruz ama ilk 2002 yılında çıkmıştı. Allah ömürler versin sefaya. Şimdi bakalım bu şekilde. Daha nice güzelliklere imza atmayı nasip ediniz. Ecmain inşallah hocam. Beraber olsun inşallah. İnşallah efendim. Sevgili Duran hocam. Evet. Çocuk eğitiminde onu derken Urfa'dan bizi bu Betül Güler kızımız var. Efendim Büşra kızımız var. Bunlar benim altın parçalarım diye takdir ediyorum. İlahiyat okuyan yavrularımız bunlar. Evet. Bir de Gülseren Akkoyun kızımız var. Bunlar hep ilahiyat okuyan yavrularımız. Onlar pür dikkat dinliyorlarmış. Dolayısıyla tüm Güler ailesine buradan efendim Konya'mızdan kocaman selam ediyoruz. Sadece onlar mı daha? Onlarca yazan kardeşlerim var. Cenab-ı Hak yavrularımızı hayırlı insanlardan eylesin. Sağ olun. Çocuk eğitiminde insan şekillenirken aile dedik, kitap dedik, okul dedik de çevre. Yani bununla alakalı ne dersiniz hocam? Buna girmeden önce o yarım kalan cümleyi tamamlamak isterim. Kesinlikle bana göre hocam, yarım kalmıştı. Ödüllendirme. Ödüllendirme. Evet, ödüllendirme. Yani bu dini eğitimde de böyle, kitap okuma noktasında da böyle. Bir noktaya kadar ödüllendirilebilir. Ama sürekli ödülle bu iş yürümez. Bunu da ailelerin özellikle dikkat etmesi lazım. Yani şunu yap, al. Karşılığı belli olan şeylerle bir yere varamayız. Belki de mesafe alıncaya kadar, onu benimsetinceye kadar ödüllendirme çok önemli. Benim bir arkadaşım vardı, edebiyat öğretmeniydi. Ben çocuklara şöyle bir yol izledim, kitap sevdirme, okutma noktasında dedi. Bu dini eğitim noktasında da geçerli evet sonuç hocam. İtibariyle. İşte kitabın fiyatı kaç lira? 10 lira. Sen bunu okunca ben sana 5 lira vereceğim diyerek başladım çocuklarıma dedi. Yüzlerce kitap okuttum dedi. Bak bu bir yol. Bir yöntem. Ama bir artık çocuk okumayı sevdiği andan itibaren buna ihtiyaç kalmaz. Çünkü onu ödüllendirme de kitapla olabilir tekrar. Din eğitimde de öyle. Ödüllendirme, bir aferin, bir başını okşama ya da bir işte neyi seviyorsa çocuğumuz arada bir onu yapma. Takdir etme değil mi hocam? Takdir etme. Bu çok önemli. Çocuğun yaptığını takdir etmek de çok önemli. Bu iftarda da böyle. Sahurda da böyle. Camiye götürme, teravih namazlarına gitme de böyle. Teravihte büyük sıkıntılar var. Mesela günümüzde şimdi akşam buradan çıkacağız, teravih namazına gideceğiz. Yatsıdan namazına gideceğiz. Orada çocuklarımıza bir bakın. Camilerde çocuk sayısı düşüyor. Hocam cemaat sayısı da düşüyor. Cemaat sayısı da düşüyor da. Muhteşem böyle bir başlangıç yapıyoruz diyorsun. Katılma var. Ortaya doğru zayıflıyor. Tekrar sonuna doğru. Ben bizi yükseliyor. İzleyen değerli izleyicilerimizden şunu özellikle istiyorum. Ya camiye giderken hadi çocuklarımızla birlikte gidelim. Yani torunlarınızı alın götürün. Camide gürültü yapıyorlarmış, bağırıyorlarmış. Tamam tembihleyelim. Yapmayın, etmeyin. Burada daha az yapsın konuşun filan. Yani ya. Bunları tembihleyelim. Yine yapacaktır yani o zaten. Yani tutup şöyle özür diliyorum. Siz çok haklısınız o konuda. Çocuklar aman susun. Ya aman susmayın ya. Siz konuşun. Caminin çiçeğe, böceğe derler ya hocam. Kuşa bülbülüdür onlar ya. Bizim ama hacı amcalarımız maalesef sabırlar yok çok fazla. Çocuklar konuştu mu sus. Ya susarsa o çocuk oraya gelmez. Ama bir açtık onu. Yani önceki gibi değil evet, şu anda. Şu gerçekten anda bir açtık evet artık öyle bağıran çağıran azaldı. Ben bir hatıramı paylaşabilir miyim? Tabii sevgili şimdi hocam. Şimdi ben Tokat Turhal'da öğretmenlik yapıyordum. Turhal İmam Hatip Lisesi'nde öğretmendim. Orada vaaz ediyorum. Vaaz ediyorum işte... Cumaları ya da Ramazan günlerinde sırayla geliyor. Çıkıp vaaz ediyorum, konuşuyorum cemaate falan. Yaşadığım bir olay var. Bir gün cuma namazına gittim. Çocuklarla birlikte, ilkokul çocuklarını camiye götürdüm. Hep beraber cumaya gittik. Arka doldu. Çocuklar giderken tembih etme sebebim bu benim. Gürültü yapmayın, etmeyin, gitmeyin. Zaten yapacak onlar.
Onlar yapacak. Orada sıkıntı yok. Ama benim görevim onun yapılmaması gerektiğini de hatırlatmak. Anne babaların bunu yapması lazım. Bir nokta, evet. Anne babaların bunu yapması lazım götürürken. Onlar yine yapacak. Biz onlara bir şey demiyoruz. Yıllar geçti tabii aradan. Adamın bir tanesi kalktı önden. Hiç unutamıyorum. Bunu buradan söylerken de ar ediyorum ama söyleyeceğim. Cehennemin dibine kılın dedi. Çocuklara bağırdı. Çok zoruma gitti. Biz o çocukları camiye alıştıralım diye götürüyoruz. Bir tane adam kalkıyor camide. Yaşlarını başını almış bir adam. Cehennemin dibine kılın diye bağırıyor. Kendimi tutamadım. Ayağa fırladım. Sen ne diyorsun? Nasıl böyle dersin? Cehennemin dibine namaz kılın denilir mi? Bu çocuklar buraya geliyorsa bunu takdir etmen lazım. Cami tıklım tıklım. Herkes bize döndü baktı. Bana bakıyor. Adam kalktı üzerime doğru geliyor. Dedim ki oğlum keşke demeseydin ya. Şimdi sopayı yiyeceksin. Camide ben bunu yaşadım. Bir dönemden bu döneme geldik. Bir dönemden bu döneme evet. geldik. Özellikle söylüyorum. Günümüzde yine cemaat, cami cemaati artık çocuklara eskisi kadar tepkisel davranmıyor. Elhamdülillah. Şükür. Çok güzel bir şey. Yani çünkü onlarla cami, gerçek anlamda cami dini ortaya koyuyor. Hocam sadece çocuklar değil. Mesela benim oturduğum yerde güzel bir mescidimiz var. Pırıl pırıl bir mescit. Yeni elden geçirildi. İşte mahallenin belli yaşlıları cami gibi, yaşlıların durak noktası gibi. Hanımlar da özellikle şu anda Ramazan'da hatim okuyorlar günlük. Öğle namazının öncesi bitirmeye çalışıyorlar ki erkekler gelsinler namazlarını kılsınlar. Eşim anlatıyor geçen de. Diyor ki biz kadınlar işte yüzümüzü okuduk. Efendim dedik ki bir de Yasin okuyalım bugün Perşembe. Yaşlı diyor bir adam geldi. Buradan gidin. Ya nereye gitsinler? Allah Allah. Pekala sen git kardeş. Yani zaten senin gidecek başka yerin yok. Biraz saygı göster. Git 10 dakikada dışarıda otur ya. Kadıncağızlar gelmişler orada. İşte neyse kendi aralarında bir araya geliyorlar. Muhabbet ediyorlar, konuşuyorlar. İşte İslam'ı öğrenmek istiyorlar. Hadis okuyorlar, ayet okuyorlar. Ya adam sen git dışarıda otur ya. Bu kadar saygısız olma. Sadece çocuklara karşı değil sevgili hocam. Yani böyle genelde ne yazık ki hallerimiz var. Senenin sonu itibariyle yapılması gerekenleri de atlamayalım. Kesinlikle yani çünkü hocam. Bugün çocuklarımız karne aldı. Yaz tatiline girdiler. Uzun bir dönem başlayacak. Pazartesi günü kurslar başlıyor. Camilerde ve Kur'an kurslarında ya da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda Kur'an eğitimiyle ilgili çalışmalar olacak. Var var yapıyorlar. Çok güzel bir noktaya geldik aslında. Milli Eğitim Bakanlığı işte Kur'an-ı Kerim, Peygamberimizin hayatı, temel dini bilgiler derslerini okutmaya başladıktan sonra bir değişimin başlangıcı da oldu. Bunu şimdi göremeyiz. Ama yıllar sonra biz bu eğitimin ne anlama geldiğini göreceğiz. Şimdi gençlerimizi şimdi eğitiyoruz ya. Evet. Hocam. 20 yıl sonra, 30 yıl sonra daha iyiye gitmiş olarak bir Türkiye'de yaşayacağımızı ümit ediyorum. İnşallah, ben bundan inşallah. Ümitliyim. Gerçekten i̇nşallah. Öyle. Şu anda bir Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yaptığım için, yaşadığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. O zaman biz çocuklarımıza yaz tatiline girerken ne yapmamız lazım? Anne babayla ilgili söylenecek çok şey var aslında ama önemli olan herhalde bugünün önemine binaen söylenmesi gereken de bu. Şimdi yaz kursları başlıyor. Bu çocuklarımızı lütfen evde tutmayalım. Kurslara gönderelim. Kurslar zaten çok eğlenceli. İçerisinde sanat var, edebiyat var, musiki var, spor var. Hepsi hocam, var. Hocam musiki de var mı? Hepsi var. Evet var. Hepsi var. Uğur Bey kardeşim hocam. Senin alanın özellikle. Hepsi var. Belediyeler de bunu yapıyor. Milli Eğitim Bakanlığı da yapıyor. Çocukları yetkin olduğu alanlarda yönlendirme ve daha iyi yetiştirme noktasında bir gayretleri var. Anne babalara düşen de Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekliyle öğrenmelerini sağlamaları gerekiyor. Öğrenmelerini sağlamakla da bitmiyor bu iş. Evde takibini de yapmaları lazım. Evde takip yapmazlarsa Kur'an-ı Kerim hani hepimiz biliyoruz. İşte yaz tatillerinde camiye giderdik, öğrenirdik. Okul açılıncaya kadar tekrar kapanıncaya kadar unuturduk. Bu olmamalı. Öğrendiği zaman onun üzerine koyarak gitmeli. Bunu sağlayacak olan da, takibi yapacak olan da anne babalar. Takip meselesi de sadece yaz kurslarıyla direkt ilgili olan bir şey değil. Okuldayken de takip yapılmalı. Çocuklar lisede okurken de takibi yapılmalı. Bazen çaktırmadan yapılabilir ama mutlaka gözümüzün üzerinde olduğunu, ilgimizin üzerinde olduğunu onlara hissettirmemiz lazım ki başarılı olmaları buna bağlı. İlgisiz bir anne babanın çocuğunun nereye gideceğini tahmin edersiniz. Allah korusun. Allah korusun hocam? Yani. İşte az önceki dediğim konu bu hocam. Müzik,
bakıldığı zaman böyle birazcık farklı algılanabiliyor ama müzik çocukları bir arada tutan en büyük etkenlerden bir tanesi. Ve gençleri. Bence. Özellikle yani ve buna gençleri. Şahit oldum, evet. Yani bir enstrüman çalsın. Bir enstrüman çalsın o çocuk. Yüzmeye ne kadar gidiyor, spor yapsın ama müzik uzak durmasın. Kur'an-ı Kerim öğrensin diyoruz değil mi hocam? O Kur'an-ı Kerim okusun. Öğrendiği musikiyle Kur'an-ı Kerim'i birleştirdiği zaman nasıl bir ahenk çıkar ortaya? Sesini kullansın. Güzel kullansın. İyi kullansın. Allah'ın bana ne özellik vermiş. Şimdi hocam başlayın siz de solistik diyeceğim. Okuyorsunuz siz de. Durduk yere böyle vahiy yoluyla gelmedi ya bu size. Kesinlikle. Bir gün biri hocam dedi ki ya senin gerçekten sesin güzel, bak buna gidiyor. Sonra siz işlemeye başladınız. Allah-u Teala'nın yaratmış olduğu her şey çok güzel. Amin. Çok nadide. Amin. Yeter ki biz bunun kıymetini bilelim, ortaya zaten çıkaralım. Biraz daha devam ederseniz kalkıp bir de ben söyleyeceğim yani. İnşallah. Buyurun. Hocam buyurun. Biraz daha devam ederseniz. Amacımız o zaten. Herkes söylesin. Evet. Şimdi burada iki şey ilave edeyim ben. Osmanlı padişahlardan neredeyse musikiyle iştigal etmemiş kimse yok. Yok. Bu bir. İki. Musikiye tarih içerisinde yön veren en baba besteleri yapanlara bir bakıyorsunuz genelde hep hafızlar. Yani hafızlıkla musiki bir anlamda efendim böyle hep yan yana. Şimdi ben özür diliyorum, az önce bir anısını anlat hocam. Ben de bir anım anlatayım, çok kısa. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Evet. Bu diyarın okulundan mezun oldum. Konya'dan mezun Elhamdülillah. Oldum. Müziği çok seviyorum. Çocukluktan beri. Ki ben Sarıkamışlıyım, aşıklık geleneğiyle büyümüş bir aileden geliyorum. Kulaklarımız dolu. Okula gittik, konservatuvar kazandık ama ben İmam Hatip'ten çıktım, konservatuvar kazandım. Hiç farklı okullar ve hiçbir şey bilmiyoruz. Müzik hocamız diyor, repertuar hocamız böyle diyordu. Ezan okunuyor. Hangi makamda okuyor hoca ezanı? Allah Allah. Ne bileyim hocam hangi makam? Sonra bir baktık o bir makamda okuyor ezanı. Sonra bir baktık ki ezanların her vakti ezan farklı bir makamda okunuyor. Evet, evet. Ha demek ki bu böyleymiş dedik. Sonra öğlen ezanı bu makamda okunurmuş. O makamın özellikleri neymiş dedik. Şimdi az önce sabahtan beri okumak diyoruz. Bu da okumaktır. Kesinlikle. Şimdi bunu okursa çocuklar inanın buna. Ne gider o ona musallat olur. Ne gider burada boş vakit geçirir. Müzik. Evet efendim, vaktimiz yani daraldı. Sevgili hocam sizin epeyce kitaplarınız var. Onlardan bahsedemedik. Evet. Şu ana kadar kaç eserimiz oldu sevgili hocam? Şu ana kadar yayınlamış 40 kitap oldu. Maşallah. 40 kere maşallah hocam. 40 bin kere maşallah, evet, 40 hocam. Kitap 40 oldu. Bin kere maşallah. Evet. Bu devam edecek inşallah. Dualar. Cenab-ı Hak kaleminizi güçlü eylesin faydalı diyorum. Faydalı olma noktasında bu gayretimiz. 40 kitap ama yani şimdi niye kitap yazıyorsun falan diyenler çıkıyor bana. İşin gücün yok mu diyenler çıkıyor. Onlara bir söz buradan söylemek istiyorum. Bu hocam kitaplar, kısa bir cümleyle yarım dakikamız kaldı çünkü. Kısa bir cümleyle yarım dakika içerisinde şunu söyleyebiliriz. Bu kitapları iyiye yönlendirmek, kötüden uzak tutmak için gençlerimizin okuması amacıyla anne babalara katkı sağlamak düşüncesiyle yazıyorum. Ayla Aynırlı Kız Portakal, Kızım Çanakkale. Yani bizi biz yapan değerleri ortaya koymak için ben bu kitapları yazıyorum. Herhalde son cümle bu. Sevgili herkese hocam çok ama çok teşekkür ediyorum. Uğur Bey kardeşim size çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum ev sahipliğinize. Ne demek ki biz memnun kaldık. Saygıdeğer hocama, eyvallah, yayında ve yapımda emeği geçenlere eksik olmasınlar kardeşlerim. Çok teşekkür ediyorum. Efendim eğitimde 5 nokta çok önemli. Bu son toparlama cümlelerimiz olsun. Bir, aile çok önemli. Okul çok önemli. Kitap çok önemli. Her okula çocuğunuzu göndermeyeceksiniz. Seçeceksiniz. Çevreye çok dikkat edeceksiniz. Hangi çevre çocuğun büyüyecek? Sonuncusu ise efendim arkadaş çok önemli. Çünkü çocuklarımız, arkadaşlarımız şekillendiriyor. Hocalarım, size bu programın anısına birer tablo hediye edeceğiz. Eyvallah. Bunun da yanında birer tane Esma-ül Hüsna'mız olacak. Eyvallah. Tekrar Cenab-ı Hak hayırlı işlerimizde başarılar nasip eylesin abi, diyoruz. Çok teşekkür efendim, ederim. Çok sağ olun. Ekranları başında bizleri izleyen tüm kardeşlerimize hayırlı iftarlar diliyoruz. Almanya'da Mustafa Turhan'ımıza özel selam ediyoruz. Evet. Esselamu aleyküm inşallah.